saniye olsa ikinci mövzumuza keçəcək və o da Antalya diplomasi forumudur. Və bildiyiniz kimi, təbii ki, bu forumda Ukrayna məsələsi də etkiliyibdir bu forumu, bu ilki forum. O da bilirsiniz, Sayın Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı, Qırım işgali ilə ilgili danışıblar, Ukrayna bütünlüyünü, toprak bütünlüyünü savunublar. Bununla ilgili istərdik sizden işler. Buyurun. Evet, çok sağ olun. Bu hafta bana göre 2-3 gün önce Antalya diplomasi forumu oldu. İkinciydi bana göre. Benim bildiğim gibi ikinci forumuydu. Bir türlü Davos forumunu kenara itir Avrupa'da ve yani Antalya forumu öne gelir. Ve bu Davos'u çölcü altına saklar. Bu yaxşıdır. Herhalde Türkiye'de olmağı yaxşıdır. Çoxlu rehberler, Cumhurbaşkanları, Dışişleri Bakanları ve Başbakanlar katıldılar. Mən foruma təqib etdim. Sayın Çavuşoğlu'nun danışıqlarını təqib etdim. Sayın Erdoğan'ın danışıqlarını dinlədim, təqib etdim. Çox yaxşıdır. İlla da ki, onun yanında, yəni həmən günlərdə də İsrail Cumhurbaşkanının Türkiyə səfəri bu Türkiyənin əhəmiyyətini bölgədə daha da çox attı və bu ərz elədim, yəni Davos kimi önəmli bir forumu bu çölcüyü altına salır. Aynı zamanda İsrail'in ilişkilerin biraz ısınması yani yaxşı oldu. Aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasında danışıkların Türkiye'de olması, İstanbul'da olması, Türkiye'nin bu yani ortada sülhe varışa taraf hareketini gösterir ve bu tabii ki takdire layıqdır. Yani Türkiye'nin böyle çok yaxşı oynaması bu Ukrayna ile Rus arasında balansı tutması ve bu dengeni tutması çok önemlidir. Ve biz Türkiye'nin bu meselede yani tutumunu çok takdir edirik. Cenab Prezident Erdoğan'ın danışıklarını dinledim. Çok en önemli yere ki neçə illerdir Türkiye devleti barmaq koyur. O da dünya beşten büyüktür sloganıydı. Çok önemliydi. Tabii ki Cenab Erdoğan Birleşik Milletler'in içi deyilir. Orada rəylərini o kararlar içi verirler. Hamısı da rəy verir əksəriyyətinin. Əsla heç bir dəyəri olmamağını göstərir. Cənab Erdoğan bunları deyir açıqca. Çünkü çox adam deyir, bəs UN'da filan şey rəyə getdi və rəy aldı. Əksəriyyət oldu. Bəs o önemli bir qərardır dünyada. Əsla böyle deyir. Onun gerçeğini Cənab Erdoğan dediler orada. Onun heç bir bağlılığı yoxdur. Heç kəsi bağlamır. Heç memleketi bağlamır. Bu güvenlik quruludur ki, Şuray Əmniyyət güvenlik quruludur ki ona. Onların kararları, güvenlik qurulunun kararı bağlılık getirir. Mesela gördünüz Irak devleti Saddam başlığında kuvvete tecavüz etti, hamle etti ve gördünüz Şuray Əmniyyət güvenlik qurulu yığışdı. 5 memleket. 5'i de rəy verir, herkes veto eləmədi. Yani orada da birisi veto eləndi, o iş olmuş. Bu 5 memleket de birinci ve ikinci dünya savaşlarından bir türlü galip çıkanlardır. İngiltere'dir, Fransa'dır, Amerika'dır, Rusya'dır, Çin'dir. Ve bu 5 memleketin bakırıq görür ki, Çin ile Rusya ki dünyanın en çok anti-Türk ve Türk düşmanı ve insan düşmanı memleketlerdiler. İngiliz ile Fransa ki Orta Doğu'nu bu felakete salanların ve İran'da, İran deyilən yerdə Qacar hükümetinin yıxılmasının, Osmanlı hükümetinin yıxılmasına ve Azerbaycan'ın bu vəzinə düşmesinin en çok sahmi olanları el İngilizinden Fransa'dır. Cennet'e anti-Türkizm ve Avrupa'da anti-Türkizm ateşini şöylelendirenler elə İngilizinden Fransızlardırlar. Memleket olarak arz edirəm. Ve Amerika'daki Güney Azerbaycan'ın en azından geçen yüzyılı
tutumunu bilirik ki, hemen hemen büyük bir bu indiki İran'ı, indiki İran içi öbürü gayri Fars topraklara təcavüz edib dolar ve İran Fars sistemini ayakta tutmaya çalışıbdır. Budur mesela. Yani fakat İran özü değil, o bir İran içi onu Fars idare edir. Ve geçen 40 yılda da İran İslam Sözde Cumhuriyeti gelenden sonra da Amerika bunu gösterir. Cenab-ı Erdoğan bu dünya beşten böyüktüğü işare edir. Onu her zaman danışlarında deyir, harici siyasetlerinde. Tabii Hindistan var, tabii Türkiye var, başka ülkeler ve bunların. Düşünün ki, Irak kuvveti hamle eliyende ve tecavüz eliyende bir tane oradan ray çıktı ve töküldüler. Hem kuvveti söktüler, dağıttılar, hem Irak'ı bir felakete çektiler ki, şimdi dünya bakır görür, dünyada o temettünün merkezi olan Irak'ı o vəzə salıblar ki, görürsün, 3-4 yere resmen bölmüşler ve bu vəzə. Ama indi 2014'te o zaman ki Rusya Ukrayna tecavüz etti ve Kırım'ı aldı. Türklerin tarihi toprağını Kırım'ı aldı. Onda ne oldu? Sual budur. Çünkü orada veto hakkı var Rusya'nın. İndi bu vəzdə Rusya Ukrayna'ya böyle bir dünya insani felakete çekmiş oranı bu qətliam, bu tecavüzler bunlar. Ne olur? Çünkü Şuray Emniyette Çin var, Şuray Emniyette şey var. Bunları suala çekti. Ve genel kurulun, yani Şuray şeyin, Saz Mamilal'in, Birleşmiş Milletler'in genel kurulunun kararlarının mənasız, boş olduğunu açıkça işare etti. Ve Şuray Emniyette, hatta bazı üzvüler ki her il alırlar. Artık üzvüler 15 tane. Yani, onların da bir rəyi yoktu, yani vetoları yoktu. Dünyanın yani bu beş memleket bir türlü bu zulmü felaket dünyada var indi. Bu beş memleketin onayıyla olur ve bunları açıkça dediler ve çok da onay kazandılar, algış kazandılar Cenab-ı Erdoğan bunları danışandı. Ve biz de bunlar %100 bunları katılır bu düşünceler. Bir meseleye işaretlediler ki o da Cenab-ı Erdoğan'ın daha o dinci kesimden gelmesinden asılıydı ki bu dağıntı ki indi Ukrayna'da var ve Suriye'de bunları Hulagu Xan'ın bölgede Irak'ta onun dediği kimi o yani töküntülerine, yıkıntılarına benzettiler. Halbuki Hulagu Xan Azerbaycan'da hükümet etmiş Merava başkentliğinde ve bu öyle ki Çinliler, Ruslar Ukrayna'da ve necə ki Ruslar Suriye'de ve İran ve Irak'ta görürsünüz Amerikanlar veya İranlılar Irak'ta bu cinayetler çelikler asla böyle olmamış. Ancak Cenab-ı Erdoğan eğer Hulagu Xan'ın Irak fethini işare edirse onda Arap ordularının sözde İslam ordularının Xorasan'da, Azerbaycan'da ve 1200 yıl önce katliamlarını, büyük soykırımlarına işare etmirler. Büyük o sözde Arap serdarlarını. Ancak aynı mesele geri dönende yani Khorasan'dan gelmiş, Orta Asya'dan gelmiş gelip hemen Bağdat'ı fitnenin merkezini gelip alanda ve Abbasi halifesini atanda onlar işare edilir. Bu da Cenab-ı Erdoğan'ın tabii ki meseleye dinci ve İslam dinini tarafından yaklaşmasını gösterir. Halbuki biz bütün Türk hakimlerine, bütün Azerbaycan'ın hakimlerine, Hulagu Xan da dahil, Olcaytı da dahil, hamısına büyük hürmetimiz var ve bize göre çok da yakıcı etmişler Hulagu Xan. O zaman ki Azerbaycan'ın ordu sürmüşler ve o Abbasi hükümetini ki Azerbaycan'a yalnız oğlanları gönderin askerliğe, gönderin hayır yerlerde olsun. Yani asker aradılar, buğda alırdılar, yemek alırdılar, torba torba kızıllar, pullar ve uşaqları aparırdılar, Arap pazarlarında satırdılar. Biz Arap Bağdat hükümetinden, Abbas hükümetinden bunları bilirdik. Ona göre Hulagu Xan kimin birisi Azerbaycan ordusuyla gidip bu meseleye son vermiştir. Ve ona göre biz Hulagu Xan'ı övürük ve onu severik. Sağ olun. Bu da bizim orada Antalya'daki olan forum ile ilgili görüşlerimiz. Sağ olun.